merhaba. Geçtiğimiz haftalarda moda ile ilgili içerikleri arttırdığımı söylemiştim. Bohem stili çok sevdiğimi ve ona yakın bir tarzı giydiğimi zaten hep vurguluyorum ve görüyorsunuz da bence. Aslında kıyafeti tamamlayan en önemli unsurlardan biri de aksesuarlarımız oluyor bence. Biraz da tarzımızı kişiselleştiren kısımlar. Ve benim için de bu saç da çok önemli bir yer alıyor. Gördüğünüz gibi dalgalı bir saça sahibim ve o yüzden genelde çok fazla bir şey yapmayı tercih etmiyorum. Ama yaptığımda da böyle saçını toplamayı sevmeyen birisi olarak farklı birkaç saç modelim var. Ve onları sizinle paylaşmak istedim. Geçen hafta da biraz bahsetmiştim zaten. Bu hafta da uygulamalı olarak size göstermek istedim. Umarım keyifle izlersiniz. Saç modellerine geçmeden önce saçımla ilgili çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Kuru ve dalgalı bir saça sahibim. Çok oldukça kalın telli ve gür bir saçım var. Şu an hala ıslak olduğu için bu kadar kabarık değil belki de. Şöyle bir arkada da bir bu kadar daha var gördüğünüz gibi. Böyle bir saça sahibim. Bazı videolarda daha tiftik tiftik oluyor. Bazılarında daha böyle dalgası düzgün oluyor. Buradaki aradaki farkı da söylemek istiyorum. Hani neden neye göre oluyor? Kısaca böyle bir saç bakım rutinimi söyleyeyim. Zaten hiçbir şey yok. Bolca saç kremi kullanmam gerekiyor taramak için. Duştan çıktıktan sonra hiçbir şekilde tarak değdirmiyorum. Sadece şu dip kısımları biraz tiftiklerini düzeltmek için yapıyorum. Duştan çıktıktan sonra da annemin yaptığı bir karışım var. Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı ve argan yağı içeren böyle 3 yağdan oluşan. Bunu uçlarına yediriyorum. Ve ortaokuldan beri kullandığım ve hiç değişmeyen bir ürün var açıkçası. O da Elidor'un belirgin bukleler ürünü. Şöyle göstereyim hatta. Bunu her düz sonrası neredeyse kullanıyorum. Eğer bunu kullanmamışsam bir videoda, o videoda daha kabarık veya daha dağınık bir saça sahip oluyorum. Bunu da söylemiş bulunayım. Saç bakımına çok fazla vakit ayırmayı çok sevmiyorum açıkçası. O yüzden bu ürün yani tek seferde işimi görüyor. Yağ kullanmam nedeni de işte dediğim gibi saçımın çok fazla kuru olması, mecbur kalıyorum. Şöyle biraz alıp onu tüm saçıma yediriyorum. Böyle duştan çıktıktan sonra nemliyken yapmanız daha güzel oluyor bence. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru hareketlerle iyice yediriyorum her tarafına. Bu arada şu an ön kamerayla çekiyorum ilk kez bir videoyu. O yüzden arada yani biraz daha açıkçası yardımcı olsun diye saç yaparken. O yüzden kendime baktığım anlarda sizinle göz teması kurmuyor oluyorum. Kusura bakmayın. Elinden gelince dikkat edip düzelteceğim. Saçım hala biraz nemli ama hiç sorun değil. Hemen başlayalım isterseniz. Çünkü 3 farklı model olacak. Elimde 4 tane firketa var. Hepsini de kullanacağımı sanmıyorum bu arada. Normalde bir 2 tane kullanıyorum. 2 tane de şundan var. Şimdi öncelikle ilk saç modeliyle başlayalım. Normalde saçımı toplamayı hiç sevmiyorum. Hem de hiç sevmiyorum. Bunun nedeni de büyük ihtimal saçımı böyle tepeden topladığımda herhangi bir şekilde böyle hepsini aldığımda aşırı derecede baş ağrısı yapıyor bende. Yani çok ağır, gerçekten ağır bir saçım var. Öyle olunca beni çok zorluyor açıkçası saçımı toplamak. Bunu fark ettiğimdendir bir gün böyle bir saç modeli denemiştim. Üniversite 1'de miydim bilmiyorum. O gün çok rahat ettim. 2 dakikada yaptım. Hem görüntüsünü çok sevdim. Şu an yapacağım model hatta. Hemen başlayayım bir yandan da. Hem görüntüsünü çok sevdim. Şu an önde şöyle bir iki tutam bırakıyorum. Şuradan da biraz alıyorum hatta. Şöyle burada da aynı şekilde ufak bir tutam alacağım. Buradan da biraz bırakıp. Şu ortadan ikiye ayırmıştım zaten tarakla. Arkadan da elimden geldiğince şöyle ayırmaya çalışacağım. Çok kolay olduğu için de sonra hep böyle yapmaya başladım ve bu da böyle bence bir tarzımın bir parçası olmuş oldu. Oldukça basit. Sadece iki taraftan öreceğim ve tepeden toplayacağım. Zaten şimdi göreceksiniz. Normal örüyorum saçımı. Bu arada saçınız kalın telli değilse veya gür değilse böyle örgülerden sonra daha böyle kalın bir görüntü olmasını istiyorsanız böyle çekiştirerek, açarak bunun hacmini daha fazla yapabilirsiniz. Aklınıza bulunsun. Yani çok ince telliyse veya çok az saçınız varsa bile çok büyük bir fark yaratıyor açıkçası.
Ben bu arada böyle dağınık görüntüyü seviyorum açıkçası, yani tarzımda da kıyafetlerimde de zaten böyle çok jilet gibi duruşu çok sevmiyorum. Aynı şey saçımla da, yani çok fazla böyle şuraları tarayayım da düzeltmeyi düşünmüyorum. Zaten dalgalı bir set. O yüzden buraları isterseniz tarayarak daha düzgün bir hale de getirebilirsiniz. Ama ben şahsen pek tercih etmiyorum. Evet, buradan sonrası zaten yani şu an bitti gibi bir şey. Birini bu taraftan böyle atıyorum. Ve buraya tutturuyorum. Diğerini aynı şekilde bu taraftan diğer tarafa atıyorum. Ve tutturuyorum. Burada bir firket yardım alacağım. Dilerseniz buradaki saçları biraz daha çıkartmaya çalışabilirsiniz ama açıkçası başta bıraktığınız kadar çıkıyor. Yani buradan çektiğim anda tüm saçı da bozmuş olabiliyorum bazen. Bu en sık yaptığım saç modeli. Yani bu gerçekten de en çok kullandığım ve bence en basit saç şekli. Gördüğünüz gibi yapması çok kolay. Biraz daha kısa saçlıysanız belki de bu buralarda bir yerde biter ama onu arkaya gizleyip tutturabilirsiniz her şekilde. Bu tarz bir saç modelinde de ben eğer daha böyle özel bir günse, işte bir festivalse vesaire, şöyle aralara çiçekli bir taç koymayı çok seviyorum. Şu şekilde veya biraz daha arkaya doğru da daha eğlenceli bir hale de getirebilirsiniz. Şu an tutturamayacağım ama bir alternatif olmuş olsun. Evet, şimdi ikinci saç modeline geçiyoruz. Biraz arkalardan şöyle bir tutam saç alıyorum. Bunu yine çok düzgün yapmakla da uğraşmıyorum. Bunu normal öreceğim yine aynı şekilde. Ya açıkçası burada yani benim çok saçım olduğu için biraz avantajlı olabilirim ama ne kadar çok saç alırsanız o kadar daha dolgun duracaktır. Haberiniz olsun. Yani daha ince yapmak istiyorsanız daha az saç alabilirsiniz. Şimdi aynı şekilde bu taraftan da alıyorum saçımı. Evet, şimdi iki tarafı da bu şekilde ördüm. Az önce yaptığıma çok benzer bir şekilde yine. Buradan bunu şu şekilde atıyorum. Ve buraya tutturuyorum. Aynı şekilde bunu da buradan. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Genelde şuralarda böyle bir çıkıklıklar oluyor. Onları veya işte burada böyle bir ucu çıkmış oluyor. Firketelerle onları içine gizleyeceğim ve buradaki bu volanlığı azaltmaya çalışacağım. Yine bir tane az önce yaptığım gibi ortadan da tutturalım ki önüme daha fazla gelmesin. Evet, bu da ikinci saç modeli. Gördüğünüz gibi çok kolay gerçekten ve ben bayılıyorum ya şu görüntüye. Bunu böyle daha sonra toplayabilirsiniz. Yani diyelim bu şekilde yaptınız. İsterseniz burada daha az saç bırakıp bunu böyle bir saç modeli olarak da yapabilirsiniz dilerseniz. Bunun için de bir taç takmak istersem aslında. Bu da gelincik tasarımın yine Arzu ablayla yaptığımız böyle bir taç vardı. Bunu şu şekilde arkaya oturtup böyle güzel bir taç da olabilir bence. Yine abartmayı çok seviyorum ben. Tabii ki bunlar hep böyle festivallerde yapacağınızı düşündüğüm veya işte bir konserdir vesaire. Böyle daha festival ortamında yakışacağını düşündüğüm türden şeyler. Ama böyle de bir fikir olsun. Bu tarz taçlar da yaptırmak isterseniz gelincik tasarımla iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Aşağıya mutlaka bilgilerini bırakacağım zaten. Evet, bu model de bittiğine göre şimdi son modele geçelim.
Ve gelelim üçüncü ve son modele. Şimdi böyle küçük küçük önlerden başlayarak örgüler yapacağım. Şimdi hemen yanından bir tane daha alıyorum bu şekilde. Ve son olarak bir tane daha arkadan bir yerden alıyorum. Burada gördüğünüz gibi 3 tane örgü örmüş oldu. Aynı şeyi tam ters tarafa yapıyorum şimdi. Bu arada aralarında en çok uğraştıran saç modeli bu. Çünkü çok ufak ufak olduğu için ve bir de uzun olduğu için saçlarım. Şu an en çok vakti buna harcıyorum. Ama bitmek üzere. Bu arada ben saçlarımı bayağı 3 yıldır sanırım kuaförde kestirmiyorum. Yani kuaförü gitmeyi çok seven birisi değilim. Hem de yani hep istediğimden daha fazla saçım kesildiği için artık kendim kırıldığını gördükçe duş sonrası ıslak saçımı kesiyorum. Hatta bugün de saçımı kestim bu arada bu video için. Evet, bu modelde bu şekilde böyle göstereyim. Bunda da şöyle bir şey yapılabilir. Şöyle toplayıp iki taraftan. Sonra buradan tekrar bir örgü alabilirsiniz. Yani şuradan bir tane daha örgü çıkartabilirsiniz aşağıdan. Ama ben açıkçası böyle açık tutmayı tercih ediyorum genelde. Şöyle bir taraftaki örgü diğer tarafa atmayı da seviyorum. Açıkçası çok paylaşmaya niyetli değildim. Nasıl olsa bunların hepsi çok kolay biliniyordur diye düşünerekten. Ama yakın arkadaşlarım da soruları üstüne belki böyle bir ihtiyaç vardır diye düşünüp böyle bir paylaşımda bulunmak istedim. Madem her saç şekline bir tane taç gösterdim. Bunun için de Gencik Tasarım'ın yaptığı bu güzel tacı takabiliriz bence. Böyle bir saç modeline de bence böyle bir taç yakışır. Gencik Tasarım'ın taç modelleri içinde yani istediğiniz her türlü şeyi yapıyor zaten. Ben bunu böyle iki tacı da tarif etmiştim ve böyle çok kısa bir sürede elime ulaştı. Ona da tekrar teşekkür ederim. Böyle umarım saç stil önerilerim sizin için keyifli geçmiştir ve işinize yarayacak bilgiler olmuştur. Hepsi çok pratik, çok basit. Hiçbir zorluğu da yok. Umarım siz de denersiniz. Denerseniz bana fotoğrafını atabilirsiniz Instagram'dan. Instagram adresinde bestekanter. Oradan da bana saç modellerinizi yaparsanız etiketle edebilirsiniz. Benimle paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer bu videomu beğendiyseniz modelle ilgili olan içeriklerimi de beğenebilirsiniz. İsterseniz onlara da bir bakın. Buraya eklemiş olacağım. Yine videoyu da beğenmeyi ve isterseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere.